iman nimetini, iman kardeşliği nimetini, imanla sizi birbirinize kardeş kılma nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ Hani siz, sizin atalarınız, onların ataları, onların ataları ve bu ayetin ilk muhatapları birbirinize düşman ediyor. En azından dost değildir. Allah kalplerinizi telif etti. Kalplerinizi birleştirdi. Kalplerinizin arasındaki duvarları yıktı. Kalplerinizin arasına iman kabloları döşedi. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا Kendi yiğitliğiniz sayesinde değil, onun nimeti sayesinde ihvan oldunuz, kardeş oldunuz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Ki siz iman nimeti gelmezden önce böyle değildiniz. Bir ateş çukurunun kenarında bir adım daha atsa çukura düşecekmiş gibi yaşıyordunuz ki iman nimetini kaybettiğinizde de bunu gördünüz. İçinde yaşadığınız şu toplumda ateş çukurunun kenarında yaşamıyor mu iman nimetini kaybedenler? Ne oldu 1000 yıl, 1200 yıl kucak kucağa, ocak ocağa, yüz yüze, öz öze, göz göze, diz dize yaşamış, kız alıp kız vermiş, yüreğini paylaşmış, canını paylaşmış, toprağını paylaşmış, hanesini paylaşmış insanlar ne oldu da birbirine düşman kesildi? Eğer Allah verdiği iman kardeşliği nimetini alırsa veya insanlar bu nimetin farkına varmazlar, iman kardeşliğine sırt dönerlerse olacağı budur. Ateş çukurunun kenarında yaşamak. El alemde düşman mı yok? Gelir sizi arkanızdan itiverir. Siz eğer çukur kenarında, yar kenarında, ateş hendeği kenarında yaşamayı seçmişseniz, oraya kadar işi vardırmışsanız, elin oğlu gelir sizi birazcık itekleyiverir ve ateşin içine yuvarlanır. Toplumunuz yuvarlanır, birliğiniz dirliğiniz yuvarlanır. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi oradan iman sayesinde kurtardı. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْتَدُونَ İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Açıklar ki, üzerinde düşünür de belki yola gelir, doğruyu bulur, hidayete erersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ İlâ ahir. Sadakallah. Allah'a itaat edin. Allah'tan aldığı yetkiden dolayı Resulüne de itaat edin. وَلَا تَنَازَعُوا Sakın nizalaşmayın. Birbirinize düşmeyin. فَتَفْشَلُوا Başarısız olursunuz. Birbirinize düşmeyin, Allah'a itaat etmemiş olursunuz demek bu. Ayetin başıyla hemen devamı arasında bağ var. Yani birbirinizle nizalaşırsanız Allah'a da Resul'e de isyan etmiş olursunuz. Ve sonuç? Fetefşel. Sonuç başarısızlık. Sonuç feşi. Peki neden? Ve terzehebe rihukum. Rih iki manaya gelir. Hem koku hem rüzgar. Rüzgarınız gider. Yani Allah bir geminizin arkasından rüzgar gönderir, bir de önünden. Çünkü rüzgar onun emrinde değil mi? Ester eser. Rüzgara hükmeden var mı aranızda? Amerika rüzgara da hükmediyor mu? Dolayısıyla eğer
Allah'ın koyduğu bağları koparırsanız rüzgarı önünüzden verir. Rüzgara karşı kürek çekmek boşunadır. Suları yokuşa akıtmaya benzer. Geminiz gitmez. Yorulursunuz, bitersiniz, yol alamazsınız. Bir ileri iki geri gidersiniz. Ve belanızı bulursunuz. O toplum ileri gitmez, o toplum büyümez, o toplum gelişmez. Ne ahlaken gelişir, ne ekonomik olarak gelişir, ne siyaseten gelişir, ne sanat olarak gelişir, ne bilim olarak gelişir, ne teknoloji olarak gelişir. Çünkü rüzgara karşı kürek çekiyor. Olmaz bu. Peki Allah'ın bağlarını korursanız ne olur? Rüzgarı arkadan verir. Pupa yelken yelkenlerinizi doldurur. Ve siz hiç zahmet çekmezsiniz. Varacağınız menzile Allah'ın verdiği rüzgarla yol alır gidersiniz. Koku manasını alırsak eğer, kokunuz gider. Eğer nizalaşırsanız, birbirinize dalaşırsanız, birbirinize düşerseniz, tefrikaya düşerseniz kokunuz gider. Koku ne demek? Sanki burada şöyle bir şey der gibidir ayet. Yüreğin burnuna imanın kokusu gelir. İmanın kokusu, iman kokar. Hani öyle diyordu ya Yakup, Mısır'dan koku alıyorum diyordu ya. Yakup'un yüreğinin burnuna Yusuf'un kokusunun geldiği gibi sizin de imanınızın burnuna iman kokusu gelir. Eğer birbirinize nizalaşır, muhabbeti kaybederseniz o zaman o koku kesilir. Yani burun koku almaz olur, koku özürlü olur o iman. Artık iman kokusu almazsanız dostu düşmanla karıştırmaya başlarsınız. Düşmana dost, dosta düşman muamelesi yaparsınız. Çünkü dosta düşman muamelesi yapana dost, düşmana da dost muamelesi yapmak kalır. Tahtaravalliye benzer. Bir ucu kalktı mı öbür ucu iner. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhide. Ve ana rabbukum fe'budûn. Sizin bu ümmetiniz var ya, bir tek ümmettir. Ben de sizin bir tek Rabbinizim. Yani ben sizin nasıl tek Rabbinizsem, onu parantez içi olarak, açılım olarak koyuyorum çeviride. Ben sizin nasıl Rabbinizsem, ümmetiniz de öyle bir tek ümmettir. Bana adam gibi kulluk edin. Ne demek bu? Eğer siz ümmetinizi parçalarsanız, Rabbinizi parçalamış gibi olursunuz. Akidede parçalılık şirktir. Ümmette parçalılık ise tefrikadır. Tefrika sosyal şirktir. Şirk akidevi tefrikadır. Onun için Allah'ın birliğine nasıl iman ettinizse, ümmetin birliğine de öyle iman edin. Neden böyle bir mevzuya girdiğimi tahmin etmişsinizdir. Samarra'da, işgal altındaki Irak'ta, Hasan el-Askeri ve Ali el-Naki, Ehl-i Beyt imamlarından iki imamın kabri, bir gece sabaha doğru, kimliği meçhul birileri tarafından, üstüne üniforma geçirmiş birileri tarafından bombalandı. Öncelikle bu şen'i fiili telin ediyorum. Lanetliyorum, kınıyorum. Bunu yapanları her kimlerse Allah'a havale ediyor. Genç bir gazetecinin arabada gelirken yazısını okudum. Bu konularda duyarlı, çok güzel, etkili yazılar yazan bir gazeteci. Tanıdığım, sevdiğim, genç bir yetenek. Fakat baktım, Allah Resulü'nün sahabelerinden falanın kabri diyor. Öbür taraftan da Şia imamlarından Ali en-Naki ve Hasan Asker. Bu nasıl dil? Önce dilini düzelteceksin. Onlar Şia'nın imamı ama Allah Resulü'nün torunları olur.
Öbürü Allah Resulü'nün sahabesi de bunlar ot mu? Bu nasıl din? İnsan bilinçaltının eline verince bilincini böyle kayıveriyor. Yani nasırına bastınız mı ana dilinde söylüyor. Çünkü altyapı yok. Vahiy inşa etmemiş zihni. Onun için yani hesapta yazdığı yazı ümmet birliği üzerine, fakat hemen orada aynen şeytanın attığı vahiy gibi karışıvermiş iş. Allah Resulü'nün torunu, hepinizin değeri o. Ehl-i Beyt'in imamları olsun. Ama bizim göz bebeklerimiz, Efendimizin yadigarları onlar bize. Ali en-Naki kim? Hasan el-Askeri kim? Fatıma'mızın torunları, Seyyidina Ali'nin torunları, Hüseyin'imizin yadigarları. Dolayısıyla Şia imamları. Yani biz Şii değiliz. Oh, tamam. Vursunlar ama yani işte ondan sonra savunmaya kalkacaksınız. Bitmiştir zaten iş. Ondan sonra, bu dilden sonra bitmiştir. Öncelikle dile dikkat edeceğiz. Oryantalistler önce dilimizi farklılaştırdılar. Bakınız, sömürgeciliğin keşif kolu olan oryantalizm niye bizi merak etti biliyor musunuz? Çok mu kara kaşımıza, kara gözümüze hayrandılar batılılar? Daha 17. yüzyıldan itibaren İslam topraklarında üretilmiş tüm bilgi müftesebatını çevirdiler dillerine. Neden? Çok mu merak etmişlerdi? Hayır. Onlar bizim zaaf noktalarımızı merak etmişlerdi. Nereyle nereyi vuruştururuz? Nereye basarsak nereden çıkarırız? Nereyi kaşırsak nasıl kanatırız? Kaşıyacak noktalar nereler? Müslüman toplum arasında ihtilaflar nereler, oraları bilelim de tefrikaya dönüştürelim. Yaralar nereler, kapanmış yaralar, oraları bulalım da kaşıyalım, kangren olsun. Bunun için oryantalizmi icat ettiler. Onun için topraklarımızın mezhep haritasını, meşrep haritasını, tarikat haritasını çıkardılar. Ve bizden çok daha iyi bilirler, köy köy, kasaba kasaba. Neden? Hangisiyle hangisini dövüştürebiliriz hini hacette? Kimle kimi birbirine kırdırabiliriz? Asabiyetin her türü merduttur. Men de'a ile asabiyetin feleyse minna. Kim asabiyete çağırıyorsa o bizden değil. Bu ırk asabiyeti olur. Bu soy, bu boy asabiyeti olur. Bu renk asabiyeti olur. O siyahtır, o beyazdır. Bu kabile asabiyeti olur. Bu bölge asabiyeti olur. Efendim, Karadenizli olmazsa olmaz, çamurdan olsun Karadenizli olsun da, veya Kayserli olsun da çamurdan olsun. Bu da asabiyetin parçasıdır. Beş para etmez. Adam olsun da nereden olursa olsun. Türk olsun da çamurdan olsun. Kürt olsun da çamurdan olsun. Arap olsun da yok. Çamurdansa ne olursa olsun, peygamberin babası olsun Azer gibi, peygamberin oğlu olsun Kenan gibi, peygamberin amcası olsun Ebu Leheb gibi, beş para etmez. Adam olsun, kim olursa olsun. Ama bunu demek kolay değil dostlar. Bunu diyemiyor insanlar, diyemiyorlar. Ve bunu diyemedikleri için de sıkıntı çıkıyor. Adamı bakan ediyorsunuz. Eşini, dostunu, bölgesinde kim varsa liyakatine bakmıyor. Ehliyetine bakmıyor. Liyakat ve ehliyet. İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha diyor Allah. Fakat bu ayet, bu ayetlerle birlikte olursa amel edilebilir. Yani asabiyet reddeden ayetler, kardeşliği emreden ayetlerin yanına koyunca ancak bununla amel edebilirsiniz. Yoksa Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder der, fakat siz vermezsiniz. Bu ayetle tek başına amel etmezsiniz. Bu ayetle amel etmeniz için asabiyeti reddeden ayetlerle de amel etmeniz lazım. İslam kardeşliğini emreden innemel mu'minune ihvetun, müminler sadece ve sadece kardeş olabilirler, başka bir şey olamazlar diyen ayeti ruhunuza giydirmeniz lazım. Hücrelerinize yedirmeniz lazım. Yani bakınız, Kur'an'la parça parça amel olunmuyor. Bir bütündür. Onun için Kur'an inşa ediyorsa amel edebiliyorsunuz. İsteseniz edemiyorsunuz.
Adamı işte oraya getiriyorsunuz. Adam varlık sahibi oluyor veya eline bir yetki veriyorsunuz. Yetkisini kime dağıtıyor? Bizden dediklerine dağıtıyor. Ama biz tanımı Allah'ın tanımı değil. Biz tanımı Fatiha'daki ihdina'daki na değil. Allah'ın tarif ettiği biz değil. Bu sefer sıkıntı çıkıyor. Niye sıkıntı çıkıyor? Çünkü yetkisiz olanları, liyakatsiz olanları, ehliyetsiz olanları, haysiyetsiz olanları bizden diye oraya dolduruyor. Elindeki imkanı eş, dost, ahbap, ırk, neyse hemşeri şu bu arasında dağıtıveriyor ve başlıyor tefessüf, toplumsal kokuşma. Bu sefer işte toplum böyle kokuşuyor. Bakınız küçük bir noktada asabiyet nasıl bir belaya dönüşür. Ama bizler bazen başkalarının asabiyetinden şikayet ederiz de kendimizin asabiyetini görmeyiz. İşte bir de böyle tarafımız var. İnsanları dinleyin, başkalarının asabiyetlerinden şikayet etmeye bayılırlar ama kendilerinin de aynısını farklı alanlarda yaptıklarını görmezler. Evet, tabii bununla şeyi karıştırmamak lazım. وَاَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yani yakınlara ver. Yakınların müreccehtir. Bir insan eğer hayır verecekse en yakın olan muhtaç kişiye verir. Ama yakın diye muhtaç olmadığı halde yakın diye vermez. Çünkü verilmemesi gerek. Ama yakınlarından muhtaç varsa o rüçhan hakkına sahiptir. Tercih hakkına sahiptir. Evet değerli dostlar. Tamam. Irak işgal altında. Bu hadiseyi eğer Amerikan ve İsrail istihbaratı yapmamışsa, özellikle İsrail istihbaratı yapmamışsa, kesinlikle adım gibi biliyorum ki yaptırmıştır. Fakat bu neyi değiştirir? Yani böylece kendimizi tatmin etmiş olduk mu? Temiz olduk mu? Sütten çıkmış ak kaşık olduk mu? Yani buna benzer, bundan daha alt düzeyde olayların, asabiyetten kaynaklanan, tefrikanın bu topraklarda yaşanmayacağının garantisi mi bu? Yani düşmanın omuzuna attık tüm suçu için içinden çıktık mı? Bundan daha bir ay olmadı üzerinden, 20 gün geçmedi. Muharrem'in 10'unda Pakistan'da hemen hemen %100'ü Müslüman olan bir toplumdur Pakistan toplumu. Bakın Müslüman yüzdesi Türkiye'den yüksektir Pakistan. Böyle bir toplumda Aşura günü Sünniler Şiilerin camilerine saldırdılar. 30 Şii'yi katlettiler. 30 kardeşimizi, kardeşlerimiz kardeşlerimizi katletti. Şimdi ben Sünniyim. Sünniyim diye Sünnilerin cinayetini mi savunayım? Ben de cani olmaz mıyım o zaman? Şimdi ben Sünniyim, bunu yapmayacağım. Ama Şii kardeşim de Irak'taki Şiilerin cinayetini savunmayacağım. O zaman iman kardeşliği böyle olur. O zaman korun. Onun için işte biraz önce söylediğim şey bizden, çamurdan olsun bizden olsun. Demezsen böyle yaparsın. Sadece dememek yetmez. Vahiy inşa ederse böyle yaparsın tasavvuru. Değerli dostlar, mezhep savaşı yeni bir şey değil. Bu ümmet bu savaştan çok çekti. Elhamdülillah bizim tarihimizde o kadar kara ve o kadar kötü sayfalar yok, onu söyleyeyim. Eğer Avrupa'nın mezhep savaşıyla, Hristiyanların mezhep savaşıyla, Müslümanların mezhep savaşını karşılaştırırsak bizimki yummuş, yıkanmış, pir pak çıkar, onu söyleyeyim. Yani bizimki anmaya bile değmez inanın. Elhamdülillah. Yani daha düne kadar İrlanda'da Katolik Protestan savaşını hatırlayın. Kaç can gitti. Bu 20. yüzyılda oluyor. Sen Bartolome katliamını hatırlayalım. Bir gecede 30 bin kişi kestiler. Protestanlarla Katolikler arasındaki savaşta Katolikler Paris'te bir gecede 30 bin kişiyi keserek öldürdü. Bunun gibi kaç tane, kaç tane Hristiyanlık tarihi mezhep savaşlarıyla doludur. Ve halen bu savaşlarda gizli gizli devam etmektedir. Ve birbirlerinin savaşına bizi de bulaştırmaktadırlar. Bugün Amerika'daki protestanlar Katoliklerle, Papalıkla gizli gizli rekabet halindedirler. Ve bu savaşta bizi de kullanmaktadırlar. Çirkin bir biçimde, kötü bir biçimde. Ama
Bizi ilgilendiren asıl o değil. Bizi ilgilendiren bizim hata ve noksanlarımız. Biz Müslümanlar. İnnemel mu'minune ihvetun. Bir Japon Müslümana seni etkileyen, en çok etkileyen, Müslüman olmana sebep olan ne oldu diye sorunca verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Bu ayet benim Müslüman olmama sebep oldu diyor. Müslümanlar kardeştir. Ben böyle bir cümleye bir başka yerde, bir başka dinde, bir başka kültürde rastlamadım diyor. İnanın yok. Bir insanın imanına vesile olan bir cümle bu. Kaç insanın? Ama bizler iman ettik. Bu cümle hala hayatımızda değil. Düşünebiliyor musunuz? Ve tarihimizde acı sayfalar var. O acı sayfalar işte Hazreti Hüseyin'in şehadeti o sayfalardan biri. İşte ondan önce Cemal vakası o sayfalardan biri. İşte Hazreti Ali'nin şehadeti o sayfalardan. İşte Hazreti Osman'ın şehadeti o sayfalardan biri. Olmasaydı keşke. Ve bunların daha kanlı sayfaları da var. Fakat sadece kanla, kan dökmeyle izah etmek de yanlış. Bu tip asabiyetlerin kanatılması ancak bir altyapı, duygusal bir zemin olursa mümkündür. Duygusal bir zemin de bugünden yarına olan bir şey değil. Geçmişten tevarüs edilen bir zemin var. Ve daima yaşatılan bir zemin var. Nedir? O sünnicilik, şiicilik. Adını doğru koyalım lütfen. Adını doğru koyalım. Yani kimse kimsenin artık aldatmaması lazım. Hiç böyle sağa sola tamponu vururuz diye motor gidiyor. Motor ne tamponu? Onun için benim bir şey saklayacak durumum kalmadı artık. Dolayısıyla benden bu konuda hocam perdeli konuş falan lütfen demeyin. Ehli sünnet, ehli şia veya ehli beyt ayrımları ne kadar da kalıba döküldü. Düşünebiliyor musunuz? Adam anasından doğuyor ehli sünnet. Ehli İslam değil ya. Ama ehli sünnet. Siz bana şunu bir izah eder misiniz? Adam Müslüman değil ehli sünnet. Bir izah edin ben de anlayayım. Ehli sünnet geni mi var? Ehli sünnetin yalın kat anlamı sünnet ehli demek ya. Şimdi adamı yan yana koyuyorsunuz. Yani kılık kıyafetinden bakın, başından, saçından, sakalından, ayağına kadar bakın. Bizimki Mesyo'ya benziyor, öbürü Peygamber'e benziyor. İçiyle, ahlakıyla, dışıyla, ibadetiyle. Bizimkinin alnı secdeye gelmemiş. Bizimki ehli sünnet, öbürü ehli bidat. Allah insaf versin. Allah merhamet versin. Allah izan versin, şuur versin. Birazcık da akıl versin. Babadan mı kalıyor bu işler? Miras mı oldu? Dostlar, hala bugün, bugünün dünyasında, şu ülkede beni bu sözleri söyledim diye Şii ilan edecek bir sürü sapık dolaşmakta. Onu söyleyeyim. Beni bile. Allah akıl fikir versin diyor. Ama siz olun, bu çamura yatmayın. Biri size ehli sünnet satmaya başladı mı tezgahında, bilin ki ya cahil, ya gafil, ya haindir. Bizim satışa ihtiyacımız yok. Ben sünniyim, ben hanefiyim. Benim babam da hanefiydi, onun babası da hanefiydi, onun babası da hanefiydi. Şeceremi getireyim mi? Ama bunlar karın doyurmuyor. Bunlar övünecek Allah katında seni temize çıkaracak şey değil. Ahirette varınca mezhebin nedir diye sormuyor Allah. Adam mısın diye soruyor.
Allah'a teslim oldun mu diye soruyor. Benim emirlerime uydun mu diye soruyor. Yasaklarımdan kaçındın mı diye soruyor. Yani Müslümanın Müslümana kanı, malı, ırzı haramdı. Senin elinden, dilinden, belinden insanlar emin oldular mı? Yani kanlarını, mallarını, ırzlarını ve şeref ve haysiyetlerini senin elinden kurtardılar mı, yoksa dilinin keskin tarafıyla şeref ve haysiyetinin üzerine kılıç mı üşürdün diye soruyor. Müslümanın Müslümana suizanı haramdır diyor. Ebu Davud hadisidir. Bakınız, bunlar bir altyapı. Bugün Irak'ı işgal edenler eğer bir şeyleri kullanıyorlarsa dünden itibaren gelen altyapıyı kullanıyorlar. Onlar olmasaydı nasıl birbirine düşüreceklerdi? Allah razı olsun. Hala düşmeyen yiğit insanlar var. Hala akıllı insanlar var. Hala bu falancaların oyunudur diyen insanlar var. Ama öbür tarafta ahmaklar da var. Öbür tarafta dinini satanlar da var. Öbür tarafta asabiyeti için imanını pazarlayanlar da var. Onun için değerli müminler, bugün ora, yarın nere bilmiyoruz. Eğer siz kullanılmaya hazırsanız kullanan birileri çıkar. Kullanana suç bulmak, topu taca atmaktır. Kullanılmayın da kullanmasınlar. Niye kullanıyoruz? Kullanılıyorsunuz. Kullanan düşman. Yılanın hakkı sokmaktır. Sokulma. Onun için birilerine suçu atarak işin içinden çıkamayız. Peki alacağımız ibret nedir? Buradan alacağımız ders nedir? Alacağımız ders şudur. Takva tek derçidir. Yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci. Yani erdem. Yani adam gibi adamlık. Yani Allah'ın bize verdiği emanete ihanet etmeme. İnsanlık emanetine, akıl emanetine, iman emanetine, sıhhat emanetine, hayat emanetine, hiçbir emanete ihanet etmeme. Mal emanetine, can emanetine, emanete ihanet etmeme. Eğer üstünlük vesilesi buysa, o zaman üstünlüğümüz ancak elimizle kazandığımızdır. Doğuştan bir üstünlük söz konusu değildir. Hiç kimsenin, hiç kimseye doğuştan üstünlüğü yoktur. Bu Allah'a iftiradır. Onun için de bunu bir zemin olarak bilelim ve bizi bu topraklarda hala o eski türküleri çağırıp bizi bir yerlere yamamaya kalkan ahmak kardeşlerimizi uyaralım beceriyorsak. Uyaramıyorsak, dinlemiyorlarsa onları hamakatleriyle baş başa bırakalım. Kimseye tezgahlarında mezhep sattırmayalım. Bana kimse tezgahında mezhep satmaya kalkmasın. Meşrep satmaya kalkmasın. Mektep satmaya kalkmasın. Din de satmaya kalkmasın canım. Dincilik de yapmasın. Din satılan bir şey değil. Satın alınan bir şey değil. Bir kimse satıyorsa bir şeyi, sattığı şey kendisinin değildir. Sattığınız şey elinizden çıkmıştır değil mi? Onun için bir kimse bir değeri pazarlamaya başlamışsa bilin ki o değerden yoksundur. Biz bu dinin sineği mi olacağız, arısı mı? Buna karar verelim. Sineği olacaksak eğer, dine konmuş, ayaklarındaki mikropla dine konmuş bir sinek olacaksak Allah bu dini esirgesin. Eğer arısı olacaksak bu dinin bal arısı olacağız. Eşek arısı değil. Bal yapacağız inşallah. Bu dine sadakatimiz böyle. Biz İmam Ebu Hanife'nin, yani İmam-ı Azam'ın sineği miyiz, arısı mıyız? İmam-ı Azam balına konmuş sinekler ayaklarındaki pis mikropları oraya bulaştırırlar ve hiçbir şey de üretmezler. Satarlar sadece. Sünniliğin arısı mıyız, sineği miyiz? Sünnilik balına konmuş sinekler sadece pislik bulaştırırlar. Hiçbir
bir şey de yapmazlar. Üretmezler. Sünneti çağa taşımazlar. Sünneti hayata girir. Böyle bir dertleri yok. Sünnilik pazarlarlar. Öbürü de Şiilik pazarlar. O da orada söylesin. Burada Şii olsa söylerdim. Vardır belki Caferi olan kardeşlerimiz. Ama en nadir kelmadum olduğu için ben genel kitleye hitap ediyorum. Şii uleması da kalksın, kendi mensuplarını, müntesipleri olan Müslümanları uyarsınlar. Uyarsınlar ki bizi yarının düşmanları birbirimize düşüremez. Bunun altyapısı bugünden atılır. Biliyorum, bu sözlerin birilerine zıpkın gibi gelecek. Biliyorum, gene nasırlarına basmış gibi iki metre havaya zıplayacaklar. Ama zıplasınlar. Allah razı olsun da kim ne halt ederseniz. Hiç önemi yok. Allah bunu seviyor. Allah böyle diyor bize. Allah bizim kardeş olduğumuzu söylüyor. Bitti. Allah dedi, bitti. Bundan ötesi var mı ya? Kurban olayım Rabbim, sen söyledin, tamam. Semi'ana ve ata'na. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir demedik mi? Dememiz istenmiyor mu? Yoksa İsrailoğulları gibi semi'na ve asayna mı diyelim, işittik ve isyan ettik mi diyelim? Haşa ve kella. Onun için orada olan oluyor. İçimiz kanıyor tabii ki. Fakat burada bir şeyinin olmadığını söylemeyin bana. Burada da oluyor. Yani burada Allah korusun. Allah İslam coğrafyalarının hepsini korusun. İçinde de burayı korusun. Bu toprakları korusun. Yüreğimizin coğrafyasıdır. Nere kanarsa kan içimize düşer, onu söyleyeyim. Ora bura fark etmiyor. Benim için Irak, Irak değildir. Irak yakındır. Ama bu topraklarda yarın birileri bu yaraları kaşımasın istiyorsak, bugünden bu yaraları tedavi etmeliyiz. Küçücük bir sivilceyi çıban etmeyi çok iyi becerirler. Unutmayın, koca hükümdar Yavuz Sultan Selim bir sivilceden gitti. Eğer tedavi etmeyi bilmezsek, düşmanın elinde sivilceler çıban, çıbanlar ölüme dönüşür. Sivilce olabilir. Şu anda mezhepçilik, meşrepçilik bu toplumda sivilce olabilir. Ama unutmayın, çıbanlaştırmak için fırsat kollayanlar var. O zaman bu sivilceyi tedavi edelim. Buna fırsat vermeyelim. Birileri bize mezhep satmaya, meşrep satmaya, mektep satmaya kalktığında onu tezgahından edelim. Ona zabıta kesilelim. Fahri zabıta. Tezgahını elinden alalım. Hadi diyelim. Öyle ruhsatsız, vergisiz, algısız, beleşten çarşının ortasına şey korup da efendim malı götürme yok. Adama yedirmezler diyelim. Sana bu dini, bu Müslümanların kardeşliğini yedirmezler. Sen kimsin? Eğer ahmaksan aklını başına topla, ki çoğu da ihanetinden değil hamakatinden yapıyor. Birçoğu bunların bakarsın dört dörtlük Müslümandır. Fakat ahmaktır. Ahmağın dostluğu ayılın vezirliğine benzer. Affedersin. Aslan bir vezir aramış. Tilkiyi düşünmüş önce. Çok kurnaz demiş. Başa çıkamam. Ondan sonra sırtlanı düşünmüş. Etoburdur ya. Eğer efendim canı sıkılır, bir yaramı görürse oraya saldırır demiş. Ondan da vazgeçmiş. Fili düşünmüş. Olur mu canım, benden büyük duruyor demiş. Olmaz. Karizmayı çizdiririz. En sonunda buldum demiş. Ayı. Ayıyı vezir atamış. Demiş ki tek görevin var. Bana sinek kondurmamak. Ayı bu. Mecaz bilir mi? Mecaz, affedersiniz, ayıların elinde hakikate dönüşür. Aslan efendisi uyurken alnına bir sinek konmuş. Sinek kondurmayacak ya. Emre muti ya.
bulabildiği en büyük kayayı bulmuş. Sen benim efendime bunu nasıl yaparsın? Sana bir gününü göstereyim. Tam sineği nişan almış. Kayayı tam alnının ortasına kondurmuş. Tabii küçük bir sorun. Efendisi de gitmiş. Sinek gitmiş de. Dostluk böyle olursa bu dostluk değildir. Ahmakın dostluğu böyle bir dostluk. Onun için akıllının düşmanlığı ahmakın dostluğundan evladır derler. Rabbim bizi ahmaklıktan korusun. İhanetten korusun. Hamakatten korusun. Cehaletten korusun. Rabbim müminlerin gönülleri arasına meveddet versin. Muhabbet versin. Ülfet versin. Nefret vermesin. Kin vermesin. Tefrika vermesin. Buğuz vermesin. Adalet vermesin. Rabbim ümmeti birbiriyle kenetlenmiş bir duvar gibi kılsın inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melekil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuri'el kur'an fâstemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innemâ e'idhukum bi vâhideh أن تقوموا لله مثنى وفرادى. De ki, size bir tek öğüdüm var, tek bir öğüt. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte bulunun, sakın Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın, sakın Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Sadakallahul azim. Allahumma afilil mu'minine vel mu'minat vel muslimin. İnneke semiyon karibun kibbetan. Bir rahmetike ya Allah. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya hamden kamilin. Vessalatu vesselamu. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen le fekhanin. Şerhi şerhi sakihi fekale. Fekale azze ve celle min kâhirin muhbiran ve amiran. İnnallaha ve melâiketehum sallun aleyh. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم واهدنا ووفقنا إلى طريق مستقيم. اللهم يا نور النور ويا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور بلطفك يا عزيز يا غفور. اخشنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم البعث والنشور. اللهم احفظ إيماننا آمين. واحفظ ديننا آمين. واحفظ قرآننا آمين. اللهم زلزل أقدامهم آمين. اللهم دمر أعداءنا آمين. وقهر أعداءنا آمين. ودمر أعداءنا آمين. ودمر أعداء القرآن آمين. واستجب دعاءنا آمين. ونذر قلوبنا آمين. ونذر قبورنا آمين. واغفر ذنوبنا آمين. واستر عيوبنا وأحسن عاقبتنا بالأمن والسلامة والإيمان. يا ربي أمتين çocukları arasından kini, nefreti, buzu, adaveti al. Ya Rabbi vahyinde övdüğün ve salih amel işleyenlerin yüreğine koyacağını vaat ettiğin meveddetten bizim yüreğimize de koy. Kinden eser bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bu ümmetin çocukları mazlum ve mağdur. Anaları öldürülmüş, babaları öldürülmüş, yuvası başına yıkılmış, çocukları köprü altlarında tiner çeken, balık koklayan, kapkaççılık yapan, çantacılık yapan, çetecilik yapan, dağılmış bir yuvaya dönmüş. Ya Rabbi bu ümmetin kayıp çocuklarını yuvasına geri döndür. Sen sahip çık ya Rabbi. Sen sahip gönder ya Rabbi. Sen sahip gönder ya Rabbi. Sen sahip olmazsan sahip olan çıkmayacak ya Rabbi. Bize sahip olma liyakati ver ya Rabbi. Ya Rabbi ümmetin topraklarındaki tüm fitneleri kurut. Tüm küfürleri kurut. Tüm ilhatları kurut. Tüm sapkınlıkları kurut. Tüm nifakları kurut ya Rabbi.
Münafıklara geçit verme ya Rabbi. Münkirlere geçit verme ya Rabbi. Mülhitlere geçit verme ya Rabbi. Müşriklere geçit verme ya Rabbi. Saldırganlara geçit verme ya Rabbi. Ya Rabbi işgal altında inleyen mümin kardeşlerimizi kurtar. Onlara sahip çık. Onları birbirine düşürme. Onları birbirine düşürenlere fırsat verme. Onları birbirinin kardeşi olduğu şuurunu uyandır ya Rabbi. Şuur ver ya Rabbi. Şuur ver ya Rabbi. Liyakat ver ya Rabbi. Kuvvet ver ya Rabbi. Muhabbet ver ya Rabbi. Meveddet ver ya Rabbi. Hikmet ver ya Rabbi. İzzetimiz mahvoldu, izzet ver ya Rabbi. İzzetimiz yerlerde sürünüyor, izzet ver ya Rabbi. Celadetimiz bitti, celadet ver ya Rabbi. Şecaat ver ya Rabbi. Cennet ver ahir ömrümüzde ya Rabbi. Ve salli ve sellim ve barik cemi'al enbiya'i vel murselin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İbadallah. Allah'ın güzel kulları. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ Sizi uyarmam, size muhalefet etme arzumdan kaynaklanmıyor. Size muhalefet etmekle benim elime bir şey geçmez. Burada size tafra da satmıyorum, caka da satmıyorum. Bundan benim herhangi bir çıkarım da yok. İn uridu illel ıslaha mestata. Bir tek arzum var, bir tek isteğim var gücümün yettiğince düzeltmek. Ve ma tevfiki illa billah. Bu konuda eğer başarılıysam bu Allah'a aittir. Bana ait değildir. Başarısızsam bana aittir, nefsime aittir. Tevbe eder, istiğfar eder. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi uni. Sadece ona güvendim ve yalnızca alemlerin Rabbine dayandım, yaslandım. Sadakallahu'l-azim. Ekim-i selam.